Değerli dinleyicilerimiz ve abonelerimiz, herkese merhaba. Ben Büşra Garip. Partnerim Özgür Koca ile birlikte podcast'in moderatörleri olarak tekrar karşınızdayız. YouTrader Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. İkinci sezonumuzun üçüncü bölümüyle bomba gibi karşınızdayız. Merhaba Büşra ve hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. İyi ki varsınız. İkinci sezonun üçüncü bölümüne geldik dedin değil mi? Ne kadar çabuk vakit geçiyor. Bugün de sizleri çok değerli bir konuğumuz ile tanıştıracak ve bu sefer de ayaklarınızı yerden binlerce fit kesmiş olacağız. Ama daha fazla ipucu vermeden önce sözü sana bırakarak dinleyicilerimizi şu son geçen iki haftadaki gelişmeleri özetleyelim mi? Olur. Her podcast'teki geleneğimize devam edelim. Öncelikle yarın için hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü bizim için çok özel ve önemli bir gün. 15 Kasım. Derneğimizin Türkiye'de ve hatta dünyada bir ilk olarak başlattığı Türkiye'nin ihracatına ve Türk firmalarının uluslararasılaşmasına yönelik akademik çalışmaların ödüllendirildiği akademi törenimiz var yarın. İstanbul Üniversitesi Baltalimanı tesislerinde hem akademi ödüllerini alacak olan değerli akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımız, bununla birlikte değerli konuklarımız da bize eşlik edecekler yarın bu güzel törende. O yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Tabii bir de e-bültenimiz var. E-bültenimizin 17. sayısı yayınlandı. Bildiğiniz gibi birçok makale önerisi, uluslararası ticaret haberleri, soru köşeleri, alıntılar mevcut e-bültenimizde. Ve bununla birlikte e-bültenimizi Spotify kanalımızdan da YouTrader sesli yayınları olarak sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz. Tabii sosyal medya paylaşımlarımızı takip etmeyi unutmuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hiçbir yerde olmayan ilk kez yayınlanan haberleriyle uluslararası ticareti sanıyoruz ve sevmeye devam ediyoruz. Evet, biz de çok heyecanlıyız. Hem de çifte heyecanlıyız. Hem akademi ödülleri töreni için heyecanlıyız. Hem de yarın akşam 4. haftasını yapacağımız Ticaret Ligi yarışmamız için heyecanlıyız. 1000 TL hediye çekini kazanmak için olduğu kadar uzmanlarımızdan gelen birbirinden değerli sorular ile kendisini sınamak isteyen profesyoneller için de çok güzel bir fırsat. Kendimizden bu kadar bahsettiğimiz yeter. Şimdi de bugünkü konuğumuzu tanıtalım. Deniz yolu, karayolu, demir yolu, insansız hava araçları, ticari drone taşımacılığı ile ilgili yaptığımız söyleşilerden sonra şimdi de karşınızda binlerce fit yüksekten dünyayı birbirine bağlayan, taşıyan, aktaran ve uluslararası seyahatlerin vazgeçilmesi olan havayolu konuğumuz ile birlikteyiz. Konuğumuzu şöyle takdim edelim öyleyse. Kendisi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerini yüksek lisans yaparak ve bunu da havacılık yönetimiyle yaparak belirleyen, girişimcilik ekosistemi ve inovasyon stratejileri mikro master yapıp üzerine bir de havacılık yönetimi lisans programını yüksek onur belgesiyle bitirip bir de üstüne işletme yönetimi ve organizasyon doktorası yapan eğitmen, tanınmış havayolu şirketlerinde çalıştıktan sonra şimdi de Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları'nda stratejik, yönetim ve hava yolları iş modelleri dersleriyle kurum içi insan kaynağı geliştirme eğitimlerini veren Sayın Teoman Erdağ ile birlikteyiz. Keyifli ve güzel bir sohbet bizi bekliyor. Teoman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Teoman Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Başlamadan önce aslında birazcık sizi tanısak süper olur. Teoman Erdağ kimdir? Neler yapar? Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ben 2003 yılında Gazi İşletme'den mezun oldum. Mezun olduğum gibi de Fly Hava Yolları'nda yerde çalışmaya başladım. Bu yerde çalışmaktan kastım Fly Hava Yolları'nın Havaş gibi günümüzde de faaliyet gösteren hem dik firmalarından almış olduğu hizmetleri denetleyen kişi olarak işe başladım. Ancak o dönemde kabin memurlarıyla işte steward dediğimiz yani erkek kabin memuru dediklerimiz kişilerle yakın arkadaşlıklarımız olunca besteye karşı yani kabin memuruna karşı bir ilgim oluştu. Sonucunda ben de 2004 yılında askerden geldikten sonra Saga Hava Yolları'na başvurarak kabin memuru olmayı talep ettim. Kendileri de kabul ettiler ve orada işe başladım. Bu başlangıçla birlikte zaman içerisinde kabin amiri, kontrol kabin amiri, işte geniş körüde uçaklarda purser diye hitap ettiğimiz daha üst rütbeli olan kabin amiri pozisyonuna yükseldim. Eğitmenlik yaptım, kıdemli eğitmenlik yaptım, ISO sorumluluğu, uçuş emniyet ve standartize yetkililiği gibi görevleri eş zamanlı olarak yürüttüm. 2011 yılı itibariyle de Pegasus Hava Yolları'nda tekrar kabin amiri olarak işe başladım. Şirket değiştirmiş oldum.
2016 Ocak ayın itibariyle de Türk Hava Yolları'na kabin görevlisi olarak başladım. O zamandan beri de Türk Hava Yolları'nda gene kabin görevlisi olarak çalışmaktayım. Eş zamanlı olarak da bir ek görev diye tabir edebileceğimiz şekilde mezun olduğum okulların etkisiyle birlikte stratejik yönetim ve havayolu iş modelleri dersleri veriyorum. Mezun olduğum okullarda şöyle, Gazi İşletme'den 2003'te mezun olduktan bir süre sonra ben bir yüksek lisans yapmaya karar verdim. Kocaeli Üniversitesi'nde havacılık yönetimi yüksek lisansını tamamladım. Yüksek lisansını yapmışken bunun lisansını da yapayım deyip açık öğretimden havacılık yönetiminin lisansını da tamamladım. Bunun bitişiyle birlikte de İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Doktora Programı'na kaydoldum. Onda da son senemdeyim. Kısmet olursa bu önümüzdeki senenin ortalarına doğru doktor unvanı da almış olmayı umut ediyorum. Bu arada yine uluslararası fonlanmış olan bir girişimcilik programına, yüksek lisans mikro master programına dahil oldum. 6 aylık bir sertifika programıydı. Onu da o şekilde CV'mize katmış olduk. Kendimle ilgili anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederiz Teoman Bey. Yani sizin özellikle bir eğitimcilik tarafınız var. O yüzden ben hocam demeyi tercih ederim doğrusu sizlere. Gerçekten arka arkaya sıraladığınız zaman bu kadar çok kariyer basamaklarında ve bu kadar başarılı bir yolda bulunmanız mutlaka dinleyicilerimize de ilham olacaktır. Öyleyse ilk şu soruyla başlayalım isterim. Her sektörün görev dağılım ve paylaşımı oluyor. Havacılık sektöründe sizin şu anki iş yükünüz üzerinde kaç kişiyle çalışıyorsunuz, kimlerden, nelerden sorumlusunuz? Bize biraz açıklayabilir misiniz? Evet, şimdi sivil havacılık kurallarının getirmiş olduğu zorunluluklar nedeniyle her bir uçak tipinde görevlendirilmesi gereken kabin ekibi sayısı farklılık göstermektedir. Dar gövde uçaklarda ve geniş gövde uçaklarda dolayısıyla görev alan kişi sayısı değişmekte. Burada en önemli kriterlerden bir tanesi uçakta bulunan yolcu koltuğu sayısı. Bizim Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz diyor ki her bir 50 yolcu koltuğu için bir adet kabin görevlisi uçakta bulunması gerekmektedir. Aynı şekilde geniş gövde uçaklarda da bu kural işlemektedir. Yine kapı sayısı, yani uçakta bulunan yolcu giriş çıkış kapısının sayısı, kabin memuru sayısının belirlenmesi de dikkate alınan kriterlerden bir tanesidir. Şimdi dar gövde uçaklarda ortalama olarak 4 kabin görevlisiyle uçulmaktadır. Geniş gövde uçaklarda bu rakam 8 ile 12 arasında değişmektedir. En az birinin kabin amiri olarak görev yapıyor olması gerekmektedir bu ekiplerde. Ve her bir kapı sorumluluğuna göre tanımlanmış olan kabin görevlisinin farklı farklı görevleri bulunmaktadır. Temelde buluştuğumuz bazı ortak görevler vardır bir ekip olarak. Bunlar tabii ki bir yolcunun, bir yolculuğun emniyetli ve aynı şekilde kaliteli, hizmet açısından kaliteli geçmesini sağlamaktır. Ancak uçağa geçtiğimizde herkes kendisine tanımlanmış olan sorumluluk aldığı bölgelerdeki acil durumda kullanılacak olan malzemeleri kontrol etmekten sorumludur. O bölge için gerekli olan servis hazırlıklarını yapmaktan sorumludur. Daha sonra kendi bölgesinde yolcuyu karşılamaktan ve ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumludur. Bu kabin ekibi görevi içerisinde sağlam şekilde belirlenmiş bir hiyerarşik düzen söz konusudur. Burada en önemli noktalardan bir tanesi de şirkete giriş zamanıdır. Yani kıdemdir. Bu kıdeme göre genellikle tecrübeden tecrübesize göre tecrübeli olanlara senior, en tecrübesiz olanı da junior olarak dersek yukarıdan aşağıya doğru bir ekip oluşumu yaparak kabin ekibinde kimin kabin amiri olacağı, kimlerin kabin memurluğu derecesinde 1 numara, 2 numara, 3 numara gibi tanımlanacağı belirlenmiş olur. Bunun içinde kullanılan bir seniority listesi mevcuttur. Seniority listesi az önce anlattığım gibi şirkete giriş zamanına göre verilmiş olan kıdemin sıralamasını göstermektedir. Tabii kabin memurları kendi arasında böyle girdikleri güne göre sıralanabilmekteyse de kabin amiri olabilmek için belirli bir tecrübeyi aşmış olmak ve işletmenin bulmuş olduğunuz hava yolunun belirlediği diğer kriterleri sağladıktan sonra çeşitli mülakatlardan ve sınavlardan ve daha sonra kontrol uçuşlarından geçerek kabin amiri olarak yetkilendirilmiş olması gerekir. Dolayısıyla kabin memurlarıyla kabin amirlerinin görev tanımları arasında da büyük farklılıklar vardır. Kabin memurları daha çok işi yapan kısmındayken kabin amirleri hem işi yapan hem de işi yöneten kısmında doğal olarak yer alınır. Tabii bir uçak sadece kabin ekibinden oluşmuyor. Bu uçakta birlikte görev aldığımız kokpit ekibimiz, yani bir sorumluluk kaptanımız mevcut. Aynı zamanda ikinci pilot, first officer olarak da tanımlanan diğer ikinci kaptanımız mevcut. Hatta yine belli bir sınırlama içerisinde bakılırsa sorumlu kaptan bu seniority'de kıdem listesinde ve uçağın içinde söz söyleme hakkına sahip olma bakımından en üst sırada yer alırken arkasından ikinci kaptan, sonra kabin amiri, sonra da sırasına göre kabin memurları gelmektedir. Peki bu görev dağılımı ve uçaklardaki kişilerin sorumlulukları yolcu taşımacılığı ve kargo taşımacılığında farklılık gösteriyor mu?
Tabii. Şimdi az önce kurallardan birinden bahsederken dedik ki 50 yolcu koltuğu için en az bir kabin memurunun uçakta bulundurulması gerekir dedik. Ama sadece bir kargo uçağından bahsediyorsak, bir yolcu söz konusu olmadığından burada limitler çok daha aşağıya iniyor. Öyle ki bir adet kabin görevlisinin, bir kabin memurunun ya da kabin amirinin bir kargo uçağında yer alması yeterli gelebiliyor. Zaten çoğu zaman kabin görevlileri bu kargo uçaklarında görev de almıyor. Kabin görevlilerinin kargo uçağında görev alması pandemi döneminde yolcu uçaklarının da kargo uç olarak kullanılmasıyla birlikte hayatımıza giren bir süreç oldu. Bunun için de özel izinler alındı sivil havacılıktan gibi. Normalde bir kargo uçağının içerisinde kabin görevlisinin bir işi yok. Orada kokpit ekimi olan kaptanlarımız, load master dediğimiz yüklemeden emniyetli bir şekilde yüklenmesinden ve indirilmesinden sorumlu olan farklı bir iş kolunda yer alan kişiler bulunur. Gerekliyse teknisyen arkadaşlarımız da, teknik departmanda çalışan arkadaşlarımız da bu uçak içerisinde görev alır. Aslında onların oluşumu bizim yolcu uçaklarındaki oluşumdan bu anlamda ayrışır. Biz tabii ki hava yolu taşımacılığı dediğimiz zaman aklımıza hep yolcu taşımacılığı geliyor. Ama bunun tabii bir de yük kargo taşımacılığından bahsettiniz biraz evvel. Peki Türkiye'nin özellikle yük kargo taşımacılığında yerini ve vizyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye bu konuda son zamanda çok büyük atılımlar yapmış olan ülkeler arasında yer alıyor. Öyle ki şu anki mevcut durumumuza baktığımızda Türkiş kargo açısından bahsedersek Avrupa'nın birincisi, dünyanın dördüncüsü gibi bir konuma yükselmiş durumdayız. Bu faaliyetler aslında 2006 döneminde başlayan faaliyetler. Yani uzun zaman önce atılmış tohumların bugün alınan meyveleri olarak da söyleyebiliriz bunu. 2010 yılında %1000'lik, yani binde ifade olarak ifade edebileceğimiz pazar payımız bugüne baktığımızda %4.8 ile dünya dördüncüsü haline gelmiş. Yani ortalama her taşınan 5 kargodan bir tanesini Türk Hava Yolları, daha doğrusu Türk İş Kargo taşıyor olmuş. Bu tabii pandemi döneminin verdiği büyük bir sıçrama etkisi yarattı bize. Çünkü o aşamada agility, yani çeviklik dediğimiz bir kavramı çok etkin bir şekilde yalnızca 12 günde karara bağlayarak, ki bu derece büyük Türk Hava Yolları gibi büyük şirketlerde karar alma süreci genelde çok daha yavaş işler. Bu şekilde bilinir ama burada Türk Hava Yolları'nın ne kadar çevik olduğu, hızlı karar alabildiği ortaya çıktı. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde yolcu uçaklarını da kargo uçağına çevirme kararı aldı. Daha doğrusu kargo taşımacılığında nasıl faydalanabileceğinin yolunu buldu ve bununla ilgili izinleri aldı. Böylece yalnızca kargo uçaklarında değil, aynı zamanda pandemi döneminde atıl hale gelmiş olan diğer yolcu uçaklarımızda da yolcu kabininde özel ağlar kullanarak, özel örtüler kullanarak, bazı işlemlerden geçirerek nasıl kargo taşınabileceğinin yolunu bulmuş oldu. Bu konuda dünyada ilklerden birisi haline geldi. Bunun yarattığı etki de tabii bugün Avrupa'da birinciliğe, dünyada dördüncülüğe çıkardı Türk İş Kargo'yu. Harika. Tam ben bu noktada, zaten siz Türk Hava Yolları'nda çalışıyorsunuz ama daha önce de çalıştığınız başka havayolu şirketleri var. Şimdi biz havayolu dediğimizde hep aklımıza pahalı ve hızlı bir taşıma modu geliyor. Ve genellikle de böyle taşınan ürünler bu pahalılığa ve hıza değecek olan ürünler oluyor. Peki daha önce çalıştığınız şirketleri ve şu an çalıştığınız Türk Hava Yolları'nı düşündüğünüzde taşınan yükler genelde hangi nitelikte oluyor, nasıl yükler oluyor ve taşınan en enteresan yükün ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Tabii şöyle ki aslında dünya ekonomisinde, dünya ticaretinde dönen yükün %1'ini yalnızca kargo, hava kargo şirketleri taşıyor. Ama değer olarak baktığınızda dünya ticaretinin neredeyse 1/3'ünden fazlasını, yani yaklaşık %35'ini hava kargo ile taşıdığını görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki biz hep değerli ve pahalı ürünler taşıyoruz. Bunda da tabii bazı bunları taşımanın da, yani böyle değerli ve pahalı ürünler taşıyor olmasının da bir sebebi var. Öncelikle hız. Günümüz zaten bir hız çağı. Bir an önce özellikle de bozulabilecek ürünler için hem emniyetli bir şekilde hem de hızlı bir şekilde piyasaya sunmak üzere araçlar taşınıyor, ürünler taşınıyor. Bu ürünlerin içerisinde Lamborghini, Ferrari gibi çok lüks markalar da olabiliyor. Canlı hayvan taşımacılığı, Türk Hava Yolları, Türk İş Kargo bu konuda çok ileride. Bununla ilgili Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ile yapmış olduğu bir anlaşma var. Bu anlaşma sonucunda penguenler, gergedanlar, çok nadir bulunan Güneydoğu Anadolu'da Kızıl Akbaba. O da taşınan hayvanlar arasında yer alıyor. Tabii burada önemli olan şöyle bir şey var. Kargo taşımacılığı deyince bir yükü alıp da sadece uçağın içerisine, yani üst kabine, yolcu kabinine veya aşağıda kargo kabinine koyduk veya herhangi bir kargo uçağının tamamını bunlarla doldurduk değil. Çok önemli süreçlerden geçmek zorunda. Elleşleme denilen bir süreç var. Orada bir kere ürünler ayrıştırılmalı. Daha sonra bu ürünler tehlikeli ürünler mi? Birlikte taşındıklarında uçağa ve işte uçuşun ekibine bir zarar verebilecek ürünler mi? Bunlar ortaya çıkarılmalı. Canlı ürün olması, yani canlıların taşınması, cansız ürünlerin taşınması. Çünkü bunların arasında şöyle bir farklılık var. Eğer cansız ürünler taşıyorsanız
belli bir sıcaklık ayarlamanıza gerek kalmayabilir. Ama çiçek ya da bir hayvan taşımacılığı gibi taşımacılıkla ilgileniyorsanız, o kargo departmanının oksijen verilmesi, yani havalandırılması ve ısısının ayarlanması gibi şartların da yerine getirilmesi lazım. Bunların hepsi birer uzmanlık alanı ve bu tür ürünlerin ya da canlının taşınabilmesi için IATA gibi üst düzey kurumlardan, yani havacılıkta otorite olan bu kurumlardan belirli sertifikaları toplamış olmanız gerekiyor. 2022 itibariyle Türk Hava Yolları, Turkish Cargo en çok sertifikaya, özel ürün taşımakta en çok sertifikaya sahip olan hava yolu haline de gelmiş oldu. Bu da ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu gösteriyor. Ne kadar profesyonel iş yaptıklarının da bir kanıtı olarak ortaya çıkıyor. Çok teşekkürler hocam. Özellikle yaşadığımız bir COVID-19 salgın dönemi oldu. Evet. Birçok çözümle üretmek zorunda kaldığımızdan bahsettiniz. İşte havayolu sektörünün bazı değişimler ve dönüşümlerden geçtiğinden yine bahis konu oldu. Özellikle yolcu sayıları çok düştü bu zamanlarda ve onların yerine havayolunu ayakta tutabilecek çözümler üretilmesi gerekti. Bize biraz bu COVID-19 döneminde yaşadıklarınız, hatıralarınız ve ne gibi çözümler ürettiğinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. COVID-19 dönemi, evet, belki de havacılığın karşılaştığı en büyük problem olarak, yani bugüne kadar yaşanmış olan en büyük problem olarak karşımıza çıktı. Çünkü küreselleşme en üst seviyede, hem insanlar hem de ticaret birbirine son derece sıkı bir şekilde bağlanmış durumda. Herhangi bir yerde lojistiği kestiğinizde, herhangi bir yerde iletişimi kestiğinizde, yolculuğu kestiğinizde, diğer bütün alanlarda bundan etkilenmiş oluyor ki havacılık da bunun başında geliyor. Bu iletişimi sağlamanın, lojistiği sağlamanın başında geliyor. Evet, bu pandemi dönemindeki alınan önlemler, tabii küresel çapta bir hastalığın ilan edilmesi ve işte bir noktadan başka bir noktaya artık yolcu taşımacılığının neredeyse tamamen durması bütün şirketleri bir panik haline getirdi. Çünkü uçaklar uçtukça para kazanacak, para kazandıkça büyüyecek ve bu şekilde sürekli bir devirdaim sağlanacak. Ama bunun önü kesildiğinde işte başka çareler aramak gerekti. Bu çarelerin başında da yolcu uçaklarında kargo olarak kullanmak, kargo uç olarak kullanmak geldi. Az önce de ifade ettiğim gibi, orada çok son derece çevik davranarak Türk Hava Yolları yolcu uçaklarını kargo uçaklarına çevirdi. Kargo uçaklarına çevirince de başta aşı, ilaçlar için gerekli malzemeler, yani mal, mamül, ham madde, yarı madde, bunların hepsinin taşınması başta olmak üzere birçok ürünün ve özellikle de uluslararası ticaretin aksamaması için, e-ticaretin son derece arttığı, inanılmaz bir ivme kazandığı dönemde o satın alınan ürünlerin dünyanın bir noktasından başka bir noktasına taşınması, hızlı bir şekilde sağlanması açısından çok büyük faydalar getirdi. Yine yolcu taşımacılığında da şöyle uçuşlar gerçekleştirdik biz Türk Hava Yolları'nda. Sonuçta biliyoruz ki sınırlar kapatıldı ve ülkeler dediler ki biz kendi vatandaşlarımızı kendi ülkelerine almak istiyoruz, getirmek istiyoruz, orada mahsur kalsın istemiyoruz. İşte bu noktada ülkeler arasındaki anlaşmalar yapıldı. Türk Hava Yolları da bayrak taşıyıcı şirket olarak çeşitli ülkelerde mahsur kalmış, sınırlar kapatıldığı için gelememiş olan kişiler için taşımacılık yapmaya başladı. Ve bunları kurtarma uçuşu ismiyle gidip ülkelerden bulabildiğimiz kadar, başvurabilen kadar uçağa binebilmelerini sağlayarak ülkelerine getirmeye çalıştık. Bu anlamda da yoğun bir mesai yaşanmış oldu. Çünkü takdir edersiniz ki birçok Türk vatandaşı da, çok sayıda Türk vatandaşı da yurt dışında o dönemde mahsur kaldı ve ülkesine dönmek istedi. Bu konuda yardımcı olduk. Tabii zor dönemlerdi. Biliyorsunuz normalde biz işte belirli üniformalar giyerek uçuşlara gider geliriz. Ancak o zaman tamamen bizi dışarıya karşı izole edecek tulumlar giyerek, maskeler giyerek, gözlükler takarak, gelen yolcularımızın maske takmasını sağlayarak, el dezenfektanları, maskeler dağıtarak o süreci en iyi şekilde atlatmaya ve vatandaşlarımızı ülkesine kavuşturmaya çalıştık. Böyle tatlı anılarımız, güzel anılarımız da oldu. Çünkü o insanların ülkeye vardığındaki o kurtulma sevinçleri, ailelere kavuşmaları bizim için gerçekten çok değerliydi. Tabii havacılığın böyle güzel tarafları da var. Yani insanları birbirine kavuşturmak gibi. Ama diğer taraftan da kesinlikle hava yolunun bir de böyle sert ve net bir tarafı da var. Çünkü güvenlik, emniyet en önemli iki kriter aslında havayolu firmaları için ve bu sektör için. Emniyet ve güvenlik standartlarını belirleyen ve operasyonel yönetim ve kontrol sistemlerini değerlendiren bir kurum var, IOSA diye. Bu IOSA'da sorumlu olarak çalışmışsınız. Bu programın amacını biraz açıklayabilir misiniz acaba Teoman Bey? Mesela Türkiye'nin havayolları güvenlik ve emniyet standartları açısından ne durumda? Sizce güvende miyiz yeterince? Ya, evet, aslında havacılıkta şöyle bir motto vardır. Safety first denir. Yani emniyet her şeyden önce gelir.
Çünkü sonuç olarak uçan bir cismin içerisinde görev alıyorsunuz. Ve bu uçağa binen kişilerin farklı niyetleri de söz konusu olabilir. Emniyet ve güvenliği zaten birbirinden bu anlamda ayırıyoruz. Emniyet, herhangi bir hatadan dolayı bir kaza geçirilmemesi. Güvenlik ise kötü niyetli kişilerin uçağın kaza geçirmesine sebep olmaması için yapılan işler. Tabii şimdi emniyet dediğimiz zaman havalimanında çalışan, hava yolunda çalışan, uçağa temas eden, yolcuya temas eden herkes bu emniyet ve güvenlik sistemlerinin içerisine dahil edilmiş demektir. Özellikle emniyet güvenlik sistemleri kullanılması, emniyet güvenlik planlamalarının yapılması, hava yolunun ayrı bir güvenlik planının olması, havalimanının ayrı bir güvenlik planı olması, ulusal güvenlik planlarının olması, uluslararası güvenlik planlarına uyum sağlanması için çeşitli çalışmalar düzenli olarak yapılır. Çünkü teknoloji değişiyor, ortam değişiyor, her an her yerde politik riskler artıyor. Her zaman yani 24 saat boyunca tüm dünyayı takip etmeniz gereken, bu sayede emniyet ve güvenliği sağlamak için uğraştığınız bir alandan bahsediyoruz. IOSA dediğimiz zaman ise, IOSA bu işin prosedürel tarafına bakıyor biraz. Yani bir havayolu işletmesinin emniyet ve güvenlik kurallarını gerekli prosedürlere bağlamış mı? Bu prosedürleri gerekli kitaplara yerleştirmiş mi? Sonra personeline de bu konuda bilgi vermiş mi diye bakan bir kuruluş. Ve zannediyorum Saga Havayolları'nda 2010 ya da 2009 yıllarında ilk alan Türkiye'deki kurumlardan bir tanesiydi. Ben o dönem orada çalışıyordum, öyle bir görevde bulunmuştum. Ondan dolayı bu bilgilere de biraz sahibim. Sonra hızla bütün havayolu işletmelerinde de bu IOSA'nın sertifikasının alınması yaygınlaştı. Günümüz itibariyle bakıldığında hem emniyet açısından hem güvenlik açısından neredeyse açık yok diyebilirim. Çünkü çok sıkı kontroller sizin de arz ettiğiniz gibi az önce hem havalimanına girişte hem de uçaktan çıkana kadar uygulanıyor. Her kademede çalışan kişi bununla ilgili kendisiyle alakalı, kendi işiyle alakalı eğitimlerden sıklıkla geçiriliyor. Burada devlet hava meydanlarının da vermiş olduğu çeşitli eğitimler var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vermek zorunda tuttuğu, yani hava yoluyla alakalı işletmelerde çalışan kişilere almasını mecburi kıldığı çeşitli eğitimler söz konusu. Bu eğitimler düzenli olarak tekrarlanıyor ve bu emniyet açığı verilmemesi için gereken tüm kurallar hem teknolojiden faydalanılarak hem kişilerin eğitimleri sürekli tazelenerek güncel kalınmaya çalışılıyor. Burada herkesin merak ettiği bir soruyu o zaman sormak istiyorum. Neden kaptanlar yolculara farklı bir ses tonu ve gizli bir mesaj verirmiş gibi konuşuyorlar? Evet, bu biraz hoş bir soru olmuş. Tabii ben de yaklaşık 20 yıla yakındır kaptanlarımızın yaptığı anonsları büyük bir hevesle ve herhangi bir önemli bilgi veriyor da olabilir o esnada. Dikkatli bir şekilde dinliyorum. Tabii burada mikrofonun vermiş olduğu ve uçak içi sistemden kaynaklanan bir ses tonu söz konusu. Yani mikrofonda çıkan ses gerçekten de kişinin normal konuşmasındaki sesine oranla çok daha farklı çıkıyor. Özellikle yaptıklarını ben kendi adıma düşünmüyorum. Bence tamamen bu mikrofondan kaynaklanan ve uçağın içinde o kapalı alanda yapmış olduğu ekodan kaynaklanan hoş bir sesin çıktığına inanıyorum. Yakışıyor da kendilerine böyle bu şekilde anons yapmak. İnsanlar o sesleri duyduğu zaman da o etkileyici sesi duyduklarında ister istemez dikkat kesilerek ne gibi bir bilgi verdiğini de takip ediyorlar. Bu açıdan güzel olduğuna inanıyorum. Kesinlikle bence de insanda değişik bir şey yaratıyor. Böyle bir hava yaratıyor bence de uçaktaki o ses. Diğer taraftan ben hem böyle kariyerinizle ve eğitmenlik rolünüzle de bağlantılı olan bir soru sormak istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere insanlar seyahat etmeyi çok seviyorlar ama diğer taraftan da tabii maliyetler önemli bir dezavantaj bu seyahatler noktasında. Düşük maliyetli hava yolları oldukça popüler olmaya başladı son zamanlarda. Sizce pandemi sonrasında da bu model çalışacak mı? Hani çünkü siz hava yolu iş modelleri konusunda da eğitmenlik yapıyorsunuz ve bununla ilgili eğitim veriyorsunuz. Düşük maliyetli hava yollarının pandemi sonrasında da bu modelin çalışabileceğini düşünüyor musunuz? Ya da eğer böyle bir model çalışacaksa sizce hava yolları neler yapmalı, neler önerebilirsiniz? Tabii düşük maliyetli hava yolları aslında deregülasyon sonrası dönem olarak biz bunu kabul ederiz. Yani 1980'lerde deregülasyon, serbestleşme hareketlerinin özellikle Amerika ve İngiltere'de başladığını kabul edersek ve sonraki 10 yıl içerisinde de hızla tüm dünyaya yayıldığını farz edersek bize yani havacılığa şunları getirdi dünyada. İsteyen havayolu istediği noktaya uçabilir. İsteyen havayolu istediği noktaya uçacağı fiyatı kendisi belirleyebilir. Yani bu ne demek? Artık liberalleştik, serbestleştik, bir rekabet ortamı yarattık. Bu rekabet ortamının sonucunda fiyatlar mutlaka geriye çekilecektir. Böylece daha çok yolcu taşınacaktır, hem daha çok noktaya taşınacaktır gibi bir kavramla yola çıktılar. Etkili de oldu. Hatta Türkiye'de de 83 yılı olabilir. O dönemde bir serbestleşme hareketine girildi bu serbestleşme rüzgarına kapılarak.
Ancak çok başarılı olmadı ta ki 2002 yılına kadar. 2002 yılında çok daha etkili serbestleşme kararları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından alınarak birçok özel havayolu işletmesinin kurulması sağlandı. Geçmişimize bakarsak 2003 yılından bu yana hem birçok özel havayolu şirketi kuruldu hem de Türk Hava Yolları çok yüksek bir büyüme sağladı. Özellikle Türkiye genelinde yıllık %10-12 oranlarında bir büyüme sağlandı ki bu dünya ortalaması %5 civarıdır. Yani biz aslında bu deregülasyonun ve 2003'ten sonra alınan etkili kararların bize nasıl bir fayda getirdiğini bu oranlara bakarak da havacılığımızı ne kadar iyileştirdiğini görebiliyoruz. Şöyle ki düşük maliyetli havayolu kavramı sadece biletin ucuz olması için bazı servis seçeneklerinden vazgeçilmesi anlamına gelmiyor. Bu aslında maliyet liderliği stratejisi dediğimiz Porto'nun rekabet stratejileri içerisinde yer alan bir felsefe. Bu felsefe öyle ki yolcuya katma değer katmayan tüm, yani bilete yansımayan daha doğrusu, tüm örgütsel işletmeye ait olan maliyetlerin kısılması anlamına geliyor. Bunun içerisine kağıt işlerini de koyabilirsiniz, çalıştırılacak insan sayısını da koyabilirsiniz, gereksiz birimlerin kapatılmasını da koyabilirsiniz. Uçağın yakıt masrafı en önemli gider kalemi olduğu için uçakta bulunmasına gerek olmayan ürünlerin uçaktan çıkartılarak ağırlıktan kurtulmayı da bunun içerisine dahil edebilirsiniz. Örneğin birçok özel havayolu şirketinde sıcak yemek çok az sayıda verildiği veya hiç verilmediği için düşük maliyetli havayolu işletmelerinde fırınlar uçaklardan sökülüp çıkarılır. Bir uçakta 7-8 tane fırın varsa veya 3-4 tane işte uçağın tipine göre değişir fırın varsa bu uçakların çıkarılması belki 10'ar 20'şer kilodan belki fırının büyüklüğüne ve ağırlığına göre 50 kilodan hesaplanarak uçağa 200-300 kilo daha az bir ağırlıkla uçma imkanı sağlar ve bu kilometre başına vurduğunuzda uçağın yol aldığı kilometre başına vurduğunuzda size bir yıl içerisinde belirli bir maliyet indirimi sağlayacaktır. Düşük maliyetli hava yollarının da şöyle bir durumu var ancak. Günümüzde tamam, düşük maliyetli hava yolları çok güzel çalışıyorlar, çok sayıda yolcu taşıyorlar. Görece full servis sağlayan, yani tam hizmet sağlayıcı, geleneksel hava yollarına göre daha uygun fiyatlarla iş yapıyorlar. Ama özellikle Avrupa'da Ryanair ve EasyJet gibi hava yollarının belirli bir coğrafi büyüklüğe ulaşmış olması, yeni açmış oldukları destinasyonlarda doyuma ulaşmış olması gibi etkenler bu hava yollarının artık bu geleneksel ya da işte tam servis sağlayıcısı diyebileceğimiz hava yollarının alanlarına girmesine neden olmaya başlamış. Çünkü düşük maliyetli hava yolları tek tip uçak tipiyle uçarlar ki maliyetleri, tamir bakım maliyetleri daha düşük olsun. Personele verecekleri eğitim daha bu sayede tek tip olsun. Çok çeşitli eğitimler vermeyerek bunun maliyetinden kurtulalım. Ve en önemlilerden bir tanesi de bir şehirde birden fazla havalimanı varsa ikincil olan havalimanını tercih edelim. Bu İstanbul örneğinde İstanbul IGA Airport dediğimiz İstanbul Grand Airport'la Sabiha Gökçen Havalimanı'nı karşılaştırabiliriz. İGA'yı birinci havalimanı olarak görüyoruz. Bir hub and spoke merkezidir, yani topla ve dağıt merkezidir. Bu ne demektir? Türkiye'den veya yurt dışından birçok yolcuyu alıp İstanbul'da toplayıp tekrar oradan başka uçaklarla transit olarak istedikleri yere gönderme merkezidir. Sabiha Gökçen ise ikinci havalimanıdır. İkinci havalimanları birinciye göre, yani Sabiha Gökçen örneği üzerinden gidersek, Sabiha Gökçen'deki uçağı park etme gibi giderler, havalimanına ödenen giderler IGA'ya göre biraz daha uygundur, daha ucuzdur. Ama işte günümüzde bakıyoruz ki artık rekabet çok son derece kızışmaya başlamış ve bu ikinci havalimanlarında uçan özellikle Avrupa'daki bu şirketler birinci havalimanlarından da operasyon yapmaya başlamışlar. Böyle olunca ortaya yeni bir kavram çıkıyor ve ismi hibrit havayolları oluyor. İşte hibrit havayolları tanımını artık daha fazla duymaya başlayacağımıza inanıyorum. Çünkü hem yolcu çekebilmek için sanki bu geleneksel ve tam hizmet sağlayıcı havayollarındaki gibi düşük maliyetlere göre daha fazla hizmet kalitesi, daha fazla seçenek sunmaya başlayacaklar. Aynı zamanda da birçok konuda da onların gerisinde kalarak maliyetlerini kısmaya çalışacaklar. Yani bir karma, ikisinin ortası bir havayolu tanımını önümüzdeki dönemde özellikle bu yakıt fiyatlarındaki inanılmaz artış, konjonktür gereği gerçekleşen inanılmaz artışlar kurtulmak için tercih edilecek bir yöntem olarak görüyorum. Biraz da sizin doktora konunuz olan yönetim ve organizasyondan bir soru sormak istiyorum. Özellikle kabin mürettebatını yönetmenin bir işletmenin departmanını yönetmeye göre ne farkları var, ne benzerlikleri var veya nasıl eşleştirilebilir veya ayrıştırılabilir? Bu konuda da bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle ki normal bir işletmeyi düşünürsek, orada bir departmanın başında bir yönetici olduğunu düşünürsek, belirli mesai çalışma saatleri vardır, çok çok önceden planlanmış işler vardır ve onlar sırası geldikçe yapılacaktır. Hep aynı kişiler oradadır ve o kişilerin ne görevleri yapacağı bellidir. Bunlar tabii biraz daha düzen varmış gibi bir hava yaratıyor.
Ama bir havayolu işletmesine, özellikle kabin ekiplerine baktığınızda bugün Türk Hava Yolları'nda 12 binin üzerinde kabin memuru, kabin görevlisi, bunun işte kabin amirleri, personeller, eğitmenler hepsi dahil olacak şekilde 12 binin üzerinde görevli bulunuyor. Ve havacılık takdir ederseniz 24 saat süren bir iş. Yani öyle bir durması, bir 10 dakika dinlenmesi olmayan bir iş. Ve Türk Hava Yolları gibi 390 adet uçağa sahip olup dünyanın en çok noktasına, destinasyonuna uçan bir havayolu olduğunuzda politik, ekonomik, siyasal, hukuki, teknolojik her şeyi takip ediyor olmanız lazım ki ona göre de hemen hızlı bir şekilde aksiyon alabilmesiniz. Demek ki bu kabin hizmetlerinin başında olan kişilerin hem günceli çok yakından takip eden, hem uluslararası kuralları bilen, hem 24 saat dikkatini bu işe verebilecek kişilerden oluşması gerekiyor. Kabin ekiplerinin bir özelliği de şu, çoğu kabin ekibi bir uçtuğu kişiyi, yani birlikte görev yaptığı bir kişiyle bir daha görev yapma ihtimali belki ayda bir, belki 6 ayda bir, 1 yıl boyunca bir daha denk gelmeyen kişiler var. Çünkü sayı çok fazla, çok fazla uçuş var, bir daha denk gelmeyebilirsiniz. Bu da şu demek, her gün aynı yerde birlikte çalışıp belirli bir harmoniyi yakalamış olan kişilerin yerine aslında birbirini ilk defa gören ama aynı mesleği yapan, belirli görev ve sorumlulukla tanımlanmış kişilerin önce birlikte bir kaynaştırılması sağlanmalı ki, çünkü ekip işi bir harmoni işi. Bir uyum sağlandığında ancak başarılı gelebileceğinden çok hızlı adaptasyon sağlanması lazım bir ekip olma yolunda. Bu da tabii başta kabin amirleri olmak üzere ve onların da üstlerinin, kabin hizmetleri başkanlarının en önemli görevlerinden bir tanesi. Biz bunun için havacılıkta CRM dediğimiz, Crew Resource Management dediğimiz bir eğitimi kullanıyoruz. Bu eğitim de şöyle, aslında bu iletişim temelli, kişilerin birbiriyle nasıl konuşacağının, nasıl birbirlerine sorunlarını anlatabileceğinin, bu sayede emniyeti, güvenliği ve hizmet kalitesini nasıl arttırabileceğinin göstergesi olan bir eğitim şekli. Yani her şeyin başı iletişim ve sonu da iletişim oluyor. Bunun için de bazı teknikler kullanıyoruz. Uçuş öncesinde briefingler yapıyoruz, uçuşla ilgili bilgileri alıp veriyoruz, kendimizi tanıtıyoruz, birbirimizi tanıyoruz ve ilk ısınmayı, normalde bir iş yerinde belki bir haftada 10 günde birbirine ısınabilecek, yavaş yavaş artık aralarında bir bağ oluşabilecek olan kişilerin yerine kabin hizmetleri departmanında, kabin ekipleri arasında çok kısa sürelerde 10 dakikada, 15 dakikada biz bunu gerçekleştiriyoruz. Bunu sağlayabilmek için de hep aktif, dinamik bir ortamın mevcut olması gerekiyor. İşte bu ortamı sağlamak, bu örgüt kültürünü, bu örgüt iklimini yaratmak kabin hizmetlerinin görevi, en temel görevi diyebilirim. Ben de tam bu noktada aslında podcast'imizin de sonuna yaklaşırken kendi adıma son soruyu soracağım ve hazır böyle iletişim, davranış, beklentiler, böyle entegrasyon demişken tam bu sorunun çok uygun olduğunu düşünüyorum. Türkiye aslında hani böyle Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görüyor gibi klasik bir sözümüz ve lafımız var biliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nda aslında bu köprüyü en iyi sağlamlaştıran ve transit yolcu taşımacılığında da önemli şirketlerden bir tanesi. Peki bu transit yolcuların kabin içi davranışlarını, beklentilerini diğer yolculardan daha farklı olduğunu görüyor musunuz? Ya da ne gibi istek ve beklentileri var? Tabii öncelikle İstanbul Yeni Havalimanı'ndan, İGA'dan ya da İngilizcesiyle İstanbul Grand Airport'tan biraz bahsetmek lazım. Evet, bir Atatürk Havalimanımız vardı ama kapasitesi zamanla yetmemeye başladı. Çünkü bahsettiğim gibi Türkiye'de havacılık yılda %10-12 gibi oranlarda büyümeye başladı. Bunun karşılığında da yeni havalimanı İstanbul'a kazandırıldı ve birinci havalimanı olarak faaliyet göstermeye başladı. Bu bize nasıl bir avantaj sağladı? Özellikle Türkiye'nin coğrafik konumu dikkate alınarak böyle bir yatırım yapılması gerektiğine inandılar. En azından ben böyle düşünmekteyim. Çünkü İstanbul maksimum, yani en fazla 4 saat sürecek bir yolculukla 65 adet başkente ulaşılabilen bir yer. Bu ne kadar önemli? Bu sadece Türk Hava Yolları için değil, diğer düşük maliyetleri düşünürsek ki onlar extended range, yani geniş gövdeli uçaklar barındırmıyorlar. Bu dar gövdeli uçaklarla en fazla 4-5 saatlik mesafeye gidebilecek uçaklar barındırıyorlar Türkiye'de. Onların da ne kadar hızlı bir şekilde büyüyebileceğine, nasıl bir potansiyel taşıdığına da bir işaret. O açıdan Türkiye'nin şu anki konumu ve kazanmış olduğu İGA gibi inanılmaz büyüklükteki bir mega airportu ileride kazanabileceği bütün potansiyeli de ortaya çıkarmış oluyor. Şöyle ki önceden rakiplere baktığımızda Amsterdam'da Schiphol Havalimanı, Frankfurt Havalimanı, sonra 3. sırada Paris'teki havalimanı göze çıkıyordu. Ancak bugün bakıyoruz İGA bunların hepsini geçmiş bir durumda. Öyle ki Türk Hava Yolları'nın bile günümüzde sadece 65 bin çalışanı var ki bu ne kadar büyük bir rakam onu da hesap edebiliriz. Bununla birlikte tabii bir kargo terminali yapıldı. Bu kargo terminalinin ismi Smartist. Bu da bir mega kargo departmanı.
Orada robotik teknolojilerden faydalanıyor. Hatta Alfa, Bravo, Charlie, Delta gibi 4 adet robota sahipler. Bunlar bütün bu süreçlerin iyileştirilmesinde ve hızlı bir şekilde raporlanmasında çalışanların iş yükünü azaltmak açısından fayda sağlıyor. İleride burada gene arttırılmış yapay zekadan faydalanmak istiyorlar. Bununla beraber insansız taşıtlarla kara taşımacılığında, kargo taşımacılığında kullanmak istiyorlar. Kargoya bu kadar yüklü bir yatırım yapmalarının sebebi de işte bu potansiyeli görmesi. Yani bulunduğumuz coğrafyanın diğer meydanlar olan yakınlığı bizim için bir avantaj. Şöyle bir avantaj, yakıt avantajı bir kere bu işi yapmak isteyenler için. Yakıt avantajını elde ettiğinizde zaten en büyük gider kalemi konusunda avantaj sahibi olmuş oluyorsunuz. Bu da ister istemez maliyetlerinize yansıyıp oradan vermiş olduğunuz fiyatlara yansıyor. Bu da sizin rekabette ön plana çıkmanızı sağlıyor. Bu açıdan da çok önemli. Transit yolcular da işte bu noktada ön plana çıkıyor. Şimdi bakıyoruz transit yolcularımıza. 2019 yılının Ocak-Eylül dönemine yer alıyoruz. Yaklaşık 18 milyon transit yolcu taşımışız. Ocak-Eylül 2022'ye bakıyoruz. Yaklaşık 17 milyon transit yolcu taşımışız. Bu da bize şunu gösteriyor. Biz hem çok sayıda transit yolcu taşıyoruz hem de pandeminin etkilerini atlatmayı başardık. Artık eskisi gibi o 2019'da dolu dolu uçtuğumuz dönemdeki gibi transit yolcularımızı taşımaya başlıyoruz. Transit yolcuların faydası ne? Her bir transit yolcunun ortalama bir rakam verilir genelde $100 gibi ülkeye bir katkısının olduğu hesaplanır. Ne kadar çok transit yolcu taşırsanız hem uçuş sayınız hem uçlarınızdaki doluluk oranınız artacak hem işletme olarak karınız artacak hem de ülkeye getirmiş olduğu katkı artacak. Bu açıdan transit yolcular çok önemli. Peki bir transit yolcu ne ister de sizin işletmenizi seçer? Bir kere her şeyden önce bağlantının ne kadar kısa olduğuna bakar. Siz bir noktadan bir noktaya gittiğinizde arada 6 saat bekleme yapmak istemezsiniz. İşte Türk Hava Yolları'nın vermiş olduğu en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. İGA'yı yani İstanbul Yeni Havalimanı'nı bir hub and spoke merkezi yani topla ve dağıt merkezi olarak kullanıyor demiştim daha önce. O kadar etkin kullanıyor ki ve o kadar çok noktaya çok sık aralıklarla frekans koyarak uçuş yapıyor ki siz birer saat aralıklarla bir uçaktan inip hemen koştura koştura diğer uçağınıza binerek yolculuğunuza devam edebiliyorsunuz. Ama geçmişte bunlar böyle değildi. İniyordunuz uçaktan 3 saatte 6 saat arası bazen 12 saat beklemek durumunda kalıyorsunuz. Tabii burada bilet fiyatları önemli midir? Her müşteri için, her yolcu için tabii ki önemlidir. Bu noktada da avantajlıyız. Neden avantajlıyız? Çünkü bu transit uçuşları yaparken biz gene bulunduğumuz coğrafyanın etkilerinden faydalanarak, yani konumundan faydalanarak rakiplerimize göre daha uygun fiyatlar verdiğimizi gözlemleyebiliyoruz bilet fiyatlarıyla karşılaştırınca. Mesafeden ve süreden de kendilerine fayda sağladığımızda tercih edilmemiz kaçınılmaz bir hale geliyor. Öte yandan tabii bir Türk Hava Yolları'nın sunmuş olduğu premium servisi de düşünürsek, hem yerde hem havada sürdüğü kaliteyi ve servisi düşünürsek bunun da çok büyük yardımcı olduğuna inanıyorum. Tadı damağımızda kalan müthiş bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ederiz. Süremizi de çok etkili kullandık. Bunun için de size ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşırken son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mesela bu sektöre girecek olanlara önerileriniz ve tavsiyeniz ne olur diyerek sizin son sözlerinizi alabilir miyiz? Biz özellikle genç arkadaşlarımızı bu sektörde kazandırmak, onları burada aramızda görmekten çok memnun oluruz. Ama bunun için bazı ön şartlarımız var değil mi? Öncelikle yabancı dil bu konuda çok öne çıkıyor. Bir yabancı dili İngilizce başta olmak üzere, mümkünse ikinci yabancı dil de diyeceğim ama öncelikle İngilizceyi iyi düzeyde konuşabilmiş olmak bizim için çok önemli. Çünkü çok küresel bir iş yapıyoruz, çok küresel bir yolcu profiline sahibiz. Kabin memurluğu için bahsedersek gidip farklı ülkelerde kalıyoruz, geri geliyoruz. Oranın kültürleriyle bütünleşiyoruz. Yani bu İngilizce, bu yabancı dil bizim için aslında bir ön şart. Bununla beraber tabii bir üniversite mezunu olmak hem ufuk insanın ufkunu açacağından hem de artık çoğu şirket üniversite mezuniyetini ön şart olarak koyduğundan, bir kriter olarak belirlediğinden bizim için önemli. Bunlara dikkat ettiklerinde ben inanıyorum ki hevesi olan, canı gönülden isteyen herkes bu iki kriteri sağladığında yüksek bir oranda şansa sahip olacaktır mesleğe başlama konusunda. Ama tabii bizim mesleğimizde yıllık başlangıçta alınan eğitimlerin yanında her yıl tekrarlanan, daha önce konuştuğumuz bu emniyet ve güvenliği ilgilendiren başka farklı hizmet sektörüyle alakalı çok sayıda eğitim alıyoruz. Bu eğitimlere yatkın olabilmek için kişinin kendini güncel tutması, etrafı gözlemleyebilme yeteneği, havacılıkta ne gibi gelişmeler olduğuyla ilgili sürekli okumalar yapması da ayrıca önemli. Çünkü mesleği boyunca hep karşısına çıkacak bunlar. Her sene yeni yeni eğitimler görecek, farklı eğitimlerle karşılaşacak veya eski derslerini tekrarlayacak. O esnada bu güncellenen bilgileri kullanacak.
Yani bir kere işe başladım ve artık bundan sonra hep aynı işi yapacağım değil. Çok dinamik, çok aktif bir iş yaptığımız, sürekli değişen, neredeyse canlı diye tarif edebileceğim bir sektörün içerisinde kendinizi hep güncel tutmanız gerekecek. Bunları da hep göz önüne bulundurmak gerekir bu mesleğe başlarken. Tabii bizim mesleğimizin bazı zorlukları da vardır güzelliklerinin yanında. Bu güzelliklerinin başında tabii farklı ülkeler, farklı kültürler, değişik insanlarla tanışmak her zaman önemlidir ama şunu da unutmamak lazım. 24 saatlik bir iştir bizim işimiz. Bu tabii ki 24 saat çalışıyorsunuz anlamına gelmesin ama çalıştığınız saatler hep değişecek demektir. Bazen gece 3'te, bazen 6, sabah 6'da, bazen gece 11-12'de işe gidilecek. Ama inanın severek yaptığınız zaman bu zorluklara da katlanabiliyorsunuz. Ona göre vücudunuzu ve istirahatinizi ayarlayabiliyorsunuz. Zaten kurallar size, havacılık kuralları sizin ne kadar dinlenmeniz gerektiğini, ne zaman toparlayıp tekrar göreve hazır olabileceğinizi çok önceden belirlemiş. O kurallara siz de riayet ettiğinizde bir sorun yaşamadan mutlulukla bu işi gerçekleştirebiliyorsunuz. Teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için ve vakit ayırıp podcastimize katıldığınız ve bu değerli bilgileri verdiğiniz için Teoman Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz, bu yayınımızın da sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Bizi ve derneğimizi nerelerden takip edeceğinizi biliyorsunuz ve ben buna rağmen yine hatırlatıyorum. LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, YouTube, Bülten podcast kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Görmek istediğiniz konuklar, merak ettiğiniz konularla ilgili lütfen bize yazın. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşça kalın.